Alman İmparatorluğu savaşa girdiğinde Genelkurmay Başkanı Helmut Johann Ludwig von Moltke'ydi. Amcası Helmut Karl Bernhard von Moltke de bir askerdi. Üstelik tam 31 yıl Genelkurmay Başkanlığı yapmış, Fransızları 1871'de yenen ordunun komutanı ve en yüksek askeri rütbe olan Feldmarşalliğe kadar yükselmişti. Şimdi Genelkurmay Başkanı olarak bir dünya savaşına girdiği ordusunun bugünkü güçlü ve organize halini sağlayanlar arasında en önemlisi kimdir diye sorsalar, herkes amcasını işaret ederdi. Gerek askeri başarıları, gerek orduyu yapılandırması, gerek yüksek askeri zekası ve kazandığı başarılarla sadece askeri değil, ülkesinin siyasi birliği için en önemli kişilerden biri olan amcanın soyadını ve sonra da makamını taşımak kolay değildi. İki Moltke'nin karışmaması için yeğene genç Moltke deniyordu ve şimdi o Genelkurmay Başkanı'ydı. Genç Moltke, amcasının komuta ettiği ve büyük ün kazandığı Fransa Savaşı'na 7. Grenadier alayında katılmıştı. 1914'te Batı Cephesi'nin komutanlığını üstlenerek savaşa başladığında Selefi eski Genelkurmay Başkanı Schlieffen zamanında hazırlanan ve üzerinde mutabık kalınan planı uygulayacaktı. Belçika'dan hızla geç, Fransa'yı yenip saf dışı bırak, dön Rusya'yı yen. Ne Belçika'dan hızla geçildi, ne de Fransızlar ezilip saf dışı bırakıldı. Savaşın hemen başında Marne'de durdurulmaları neredeyse yenilgiyle eş anlamlıydı. Planın gereği gibi uygulanamaması, yüz binlerce askerden oluşan ordunun her iki cepheye de zamanında müdahale edememesinden dolayı genç Moltke daha savaşın 40. gününde görevden alındı. Kaiser 14 Eylül 1914'te Falkenhayn'ı Genelkurmay Başkanı olarak atadı. Genç Moltke artık ülke içi kurmay başkanı sıfatını taşıyacaktı. Savaş başladığında çok yaşlı sayılmazdı ve bilinen bir sağlık sorunu yoktu. Sağlığı gittikçe bozuldu ve 2 yıl sonra hayatını kaybetti. Tam da Osmanlı ordusunda görev alan Alman komutanlardan deneyimli ve iyi bir asker olan Goltz Paşa'nın cenaze töreninde. Paşa, Kut-ül Amare kuşatması sırasında özellikle orduları kıran tifüs salgınına yakalanmış, 19 Mayıs 1916'da Bağdat'ta hayatını kaybetmişti. Cenazesi, vasiyetine uygun olarak İstanbul Tarabya'daki Alman askeri mezarlığına defnedilmiş, 18 Haziran 1916'da Berlin'de kendisi için anma töreni yapılmıştı. Soyadını taşıdığı amcası Moltke, genç bir subay olarak yıllarca Osmanlı İmparatorluğu'nda geçici görevle bulunmuş, gözlem gücü yüksek, Türkiye'den yolladığı mektupları kitap haline getirilmiş bir mareşaldi. Ve genç Moltke'nin hayatını kaybettiği anma töreninde yine Osmanlı ordusunda defalarca hizmette bulunmuş Baron von der Goltz. Türklerin verdiği isimle Goltz Paşa da askerlik üzerine çok sayıda kitap yazmış ve çok fazla referans yapılan bir mareşaldi. Genç Moltke, soyadının ağırlığı üzerine Cihan Harbi'nin başındaki belki de herkesin yapabileceği hatalar sonucu görevden alındığında muhtemelen bu durumu kabullenemediği için hastalanmış ve bir türlü toparlanamamıştı. Amca Moltke, Osmanlı'yı iyi tanıyordu. Cenazesinde hayatını kaybettiği Goltz Paşa, Osmanlı'yı çok daha iyi tanıyordu. 1906'daki genelkurmaylık yarışında rakiplerinden biri olan Goltz Paşa seçilseydi tarih nasıl akardı, bizzat genç Moltke'nin hayatı nasıl değişirdi? Bunu hiçbir zaman öğrenemeyeceğiz.